Mesajlardan bir tanesini Yaşar Seyman gönderiyor. Metin Göktepe'yi ölümünün 26. yılında sevgiyle anıyorum. Fadime Göktepe, oğlunun öldürüldüğü gün o acıyla doğan kadın aktivist. Gördüm ki analar hem doğurur hem de çocuklarının acısından doğarlar. Metin Göktepe'den önce ve Metin Göktepe'den sonra Fadime anne nasıldı? Yani Yaşar Seyman'ın dediği gibi o ölümle doğdu mu, başka bir anne mi oldu? Annemin zaten bence mayasında vardı zaten. Hani Metin'in direngenlik. Tabii. Metin üniversite okurken iki arkadaşı bildiri dağıtırken öldürülmüştü. Engin Adalı ve Murtaza Kaya. Onların polis tarafından öldürülmüştü ve onların öldürümünü protesto ederlerken Metinler gözaltına alınmıştı ve yine o zaman Gayrettepe'ye gitmiştik biz annemle ikimiz. Elbise götürmüştük, bir de para götürmüştük. Şey denmişti bize, işte bırakın biz veririz. Annem dedi ki ya ben Metin'den haber almadan buradan gitmeyeceğim. İşte götürün, bana bir not yazsın. O zaman şey demişlerdi, sen okuma yazma biliyor musun ki? Biliyorum tabii dedi. İşte bana şey dedi, gelince not sen bakarsın. Ya bir de şeydi, hani çok akıllı bir kadın. Okuma yazması yok gerçekten. Ya orada böyle yarım saat kavga etti diyebilirim. Ben işte oğlumdan bir yazı görmeden gitmeyeceğim. Burada olduğundan emin olacağım. Elbiselerini vereceksiniz, parasını vereceksiniz. Aslında derdi şey, oğlunun sağlıklı olup olmadığını öğrenmek ama belki parayı vermeyeceksiniz gibi onları tahrik ederek bir yazı almayı sağladı. İşte Metin'in yazısı geldi, ben iyiyim, merak etmeyin diye. Baktı bana, evet dedim, Metin'in yazısı. O zaman ayrıldık oradan. Yani hatta şey dedim anneme, bunu da hep anlatır, beni de gömüyorsun anne derim. Bak bizi de alacaklar, onu ikna edip götürmek için söylediğim o sözü de hep söyler. Orada da öyleydi ya da işte Metin'le ilişkisi de çok farklıydı tabii annemin. Hani bir odada karşılıklı kanepelerde uyurlardı onlar. Biz sabah şey derdik, hanginiz hanginizi uyuttunuz? Yani sohbet ederek uyurlardı. Mesela Metin'in de küçüğü vardı ama Metin'le ilişkisi çok farklıydı. Metin'de biraz matraklık da vardı değil mi? Çok muzip bir çocuktu zaten. Hani hakikaten çok muzipti. Mesela şu ortama gelsin, burayı çok değiştirirdi yani işte. Gelir benim saçımı karıştırır. Gider ona bir şekilde sataşır. Çocuklarla ilişkisi çok iyiydi filan. Bir gün anneme şey sordu işte, emperyalizm ne demek dedi. Annem biz sohbet ederken böyle, mesela ben de öyle demiştim ya, nasıl? Tam da Nilovna ana da evet, Pavel'e evet. Hep soruyor ya, ne oğlum siz neler yapıyorsunuz, oğlu aktivist, böyle işçi hareketine önderlik yapmaya çalışıyor. Yani sosyalizmin, yani o Lenin'in ortaya koyduğu o büyük Bolşevik devriminin aslında kaynağı ana. Kesinlikle. Zaten söylüyor, Lenin söylüyor. Maxim Gorki'nin anası bize büyük bir ivme kazandırdı. Hakkını hiçbir zaman ilham perimiz Maxim Gorki'dir de. İşte oradaki ana, yani ben şu kapağı, bu kitabın kapağına Fadime anayla koyduğum zaman oturur aslında. Öyle değil mi? Tam Pavel'in annesi gibi. Metin'in annesi o savunmasını jandarmalar elinden alıyorlar ve kadın öyle bir direniyor ki oğlunun savunmasını yaparken inanılmaz bir kitaptır sevgili seyirciler. Mutlaka alıp okumanız gereken bir başyapıttır. Ana gibi yar olmaz ama şu ana kitabını okuduktan sonra bütün analara daha farklı bakarsınız. Kesinlikle. Evet, Fadime ana da bir roman gibi kadın. İşte emperyalizmi sormuştu. Biz pek çoğumuz ya işte nasıl anlatacağız olduğunda Metin anlattı ona, anneme. Sonra dedi ki bir gün, bu evrenselin E'si niye ters? biraz da hani böyle harfleri tanıyor. Gibi gibi, yani böyle pek çok şey var işte anlattığı. Dünya Kupası'nı izliyorduk bir keresinde de. Dalglish vardı orada. Annem dedi ki şey, abimin adı Derviş. Derviş dedi.
Ya böyle, böyle güldük filan. Böyle ilişkileri çok iyiydi gerçekten. Sonra Metin Gazi olayları sırasında Metin yine gazetecilik yapıyordu. Kalkıp oraya gitti annem. Yani işte Metin'i bulacak, haber alamıyor. Cep telefonu yok yine. Sonrasında bir teyze anneme şöyle söylemişti. Anneme gelmişti Metin'den sonra. Dedi ki ya keşke benim çocuğum öleydi de Metin ölmeyeydi. Annem de dedi ki niye öyle söylüyorsun? İşte Gazi Mahallesi olayları sırasında dedi. Hepimiz evlere tıkılmışken, biz markete falan gidemezken Metin bize yoğurt, makarna, işte bir takım şeyler camdan uzattı. Biz onu öyle biliriz, öyle bir gazeteciydi gibi. İşte pek çok yerde böyle işte Metin'le annemi çok benzetiriz de birbirlerine. Hani paylaşmak anlamında da çok yakınlar. Sonra zaten Metin'den sonra da işte Gazi davasına, Manisalı çocukların davasına, Sivas davasına, hani hiç durmadı gerçekten. Bütün o davalara da Yaşar abla çok güzel söylemiş. Gerçekten şu ana kadar hiç söylemedim ama bir aktivist oldu halde. Evet. Böyle. Şimdi Atilla Sertel, o geçmiş olsun, o da Covid teşhisi kondu. O bizden da iyi de geçmiş bir gazeteciydi. Metin Göktepe bir yurtsever devrimci, bir emekçi gazeteciydi. Acımasızca katledildi. Fadime Göktepe bir yiğit anneydi, bir yiğidin annesi. Ama o ülkemizde kimsesizlerin, işkenceye, hukuksuz yere hapishanelerde çürütülen insanların da annesi oldu. Fadime annem, ablası Meryem'le birlikte bir köy kütüphanesini açtık. Metin Göktepe'nin öldürülürken giydiği kazağı, Ümit Kaftancıoğlu'nun çantası, özel eşyaları hepsi İzmir Basın Müzesi'nde sergileniyor. Şehitlerimizin ailelerini saygıyla selamlıyorum diyor. Evet, o müzeye ben de gittim, gördüm. O kazağı görünce insan Metin'in o unutulmaz... O el örgüsü mü yoksa? O kazak benimdi. Metin çok sevdi o kazağı. O dönemler Angora kazak böyle hem pahalıydı hem de şey korunması zordu. Ya şöyle, Metin kirlenince bana getiriyordu. Sen yıka bu kazak. Çünkü hani makinede sıkılınca küçülüyor. Elde yıkanması gerekiyor ve ben işte... Ya neredeyse her hafta getiriyordu bana, şampuanla yıkıyordum ben onu. O kazaklı fotoğrafı gelebilir mi arkadaşlar? Bir öbürü. Bir başka fotoğraf. Bu da değil. Siyah beyaz. Yok, değil, değil. Kazak. Kazaklı. Yani siyah beyaz. Neyse, onu şimdi bulursunuz siz. Şimdi Metin Göktepe'den işte bu kazak değil mi? Evet, evet. Evet, görüyorsunuz bu kazak. Meryem ablasının kazağıymış, yeni öğrendik. Ablasının kazağını da götürmüş Metin. Ümit Kaftancıoğlu çok büyük bir yayıncıydı.